Evet, sayın YouTube izleyicisi merhaba. 8. bölümdeyiz. Pazartesi günü Twitch yayınımız devam ediyor. Twitch kanalımızı bekliyoruz efendim sizleri. Daha sonra izleyenler için. Şu an canlı izleyenler zaten izliyor. Evet, savaş bitti. Tüm orduları terhis ediyoruz. Ve saray eşrafının arzu hallerini alıyoruz halkımızdan aynı zamanda. Ay bu kadın gene gelmiş ya. Yarı ölü kadın. Reis Tahayyat. Kadın ölmedi mi ya? Vasalım Reis Tahayyat beklentiyle dolu bir yüz ifadesiyle bana yaklaşıyor. Efendim, sizin huzurunuza önemli bir sorunla çıkıyorum. Ama aynı zamanda bu sorunun çözümünü de getirdim. Baranisler ve Soğuz Butrular giderek daha fazla çok ortak noktada buluşuyorlar. Allah Allah. Ama kötü şey zaten ya. Onlarda da bir şey yok ki. Ben aslında Endülüs olmak istiyorum, onu söyleyeyim. Endülüs olmak istiyorum normalde. Onlarda da bir şey yok. Çünkü bayağı bir şeyleri yüksek. Endülüs nasıl olurum lan acaba? Emre, biliyor musun lan? Ben kültür değiştirme olayını unuttum herhalde. Abi o kadar çok müzik çalıyor ki ben gerçekten odaklanamıyorum ya. Saray müziği çok fazla ya. Devam. Emirler Emiri Hasan. Siz sınırsız cömertliğinizde, dillere destan kahramanlıklarınızda, adalete ve hakka olan hassasiyetinizde hikayelerde bilinirsiniz. Bendeniz Zerga. Zerga kim? Zerga. Zerga tanıdık geldi bana çok. Zerga. Zerga bin... Oha. Güzel. Bir dakika, bir saniye. Çok önemli bir ortam var burada. Akaza emirliğini alabiliriz şu an arkadaşlar. Yalnız güçlü bir melik... Oo, Emevi melikliği ile ittifakmış bu. Sebep ne? Niye ki böyle bir şey? Toprak almak için bahane. Yani şu an ben şeylerle savaşamam, onu söyleyeyim. Yani Emevi melikliği ile savaşamam. Komşum benim onlar ama savaşamam şu an. Diyor ki eğer hani aşağıda diyor benim bir mülküm var. Ben orada hak sahibiyim diyor. Onu benim için diyor alın diyor. Ben size bağlılık yemin edeceğim diyor. Ama savaşırsam eğer şeyle bu sefer eksiye düşeceğim. Emevi melikliğiyle eksiye düşeceğim. Yapamam. Diyorum ki Taribinizi yerine getiremem. Fakat lütfen misafirperverliğimin tadını çıkartın diyorum mecbur. Dostane Konseyi'ndeki Mareşal Mennat ile önümde eğildi. Mennat ile önümde eğildi. Bazı kelime hataları var herhalde. Size sadakatle hizmet ettim efendim. Melilla kurak alan sırasında Abdurrahman üzerine yaptığım hücumu biliyorsunuz. Fakat artık yaşlandım. Bana Büyük Emirliği toprağında ünvan bahşetmenizi rica ediyorum. Zira diğerleri daha azı için daha fazla ödüllendirildi. Yani haksız değilsin aslında. Cami verebilirim sana, baronluk. Ha, başkasından alamam ama. Çünkü şey olurum. Ne güzel bir kılıcı. Kime ait? Benim mi bu? Vereyim sana ya, al. Evet, verelim. Al hadi bakalım. Peki. Maraş elimizde memnun ettik. Çünkü zaten fazla şeyim var benim. Üzerimde fazla bina var. Fazla mülk var. Bu mülkleri elinden çıkartmam gerekiyordu zaten. Okey, bunu verdik. Bu şefliği verdik kendisine. Kendisi bizim artık vasalımız oldu aynı zamanda. Hem Maraş elimiz hem vasalımız. Çünkü iyi bir komutan aynı zamanda. Böyle şeylerimizi ödüllendiriyoruz. Bu arada bölümün şeyini çekmeme gerek var mı? Yok, aynı devam ediyor zaten. Screenshot'ını. Fazla mülklük. Riff'i veriyorum birisine ya. Riff'i verelim. Karakterimin oğlu. Karakterimin oğluna vereyim bari ama çok genç. Daha çok genç.
Neyse ona verelim dur. Al bakalım. Oğlumu vasal yaptım. Bir tane daha toprak vermeliyim. Şunu verelim bir de. Zaten benim şeyime uygun değil bu. Aa, bir dakika, benim şeyime uygun değil değil. Daha dandirik bir şey var mı ya? Daha az yatırım yaptığım. Toprağım var mı daha az yatırım yaptığım? Onu verelim birisine çünkü bunu ver ya birine. Bunu hatta şuna vereyim dur. Buna vereyim. Ünvan ver. Al. Al senin olsun. İyi bir mareşal çünkü iyice ödüllendirmem gerektiğini düşündüm. Bu nedenle ödüllendirdim kendisine. Emir Yanlı ile ittifak kurmama gerek yok. Bu arada şeyim çok fazla ya. Ziyafet düzenleyemiyor muyum? Oha, utangaç olduğum için stres kaybetmiyormuşum. Yazıklar olsun. Saray eserleri. Ama biz İdris'i değil, İdris'i hane değiliz ki. Bir dakika. Onu koyalım peki. Neyse, devam. Evet, sarayımıza koyduk. Bu arada sarayımızda şey yapmalıyız ya. Sarayımızı biraz güncellememiz gerekiyor. Dar odaları arttıralım. Sade yemekleri ve çok birazcık daha fazla şey olsun. Şu an sarayımızda gösterişsiz yemekleri çıkarttık. Yani sade yemeklerden gösterişsiz yemeklere çıktı. Küçük odalardan, dar odalardan küçük odalara geçildi. Çünkü saray mensuplarımız dar odalarda kaldığı zaman beraber kalıyorlardı. Bu sefer de ne dedikodu yapabiliyorlar, ne işte ne bileyim rahatlar, ne seks yapabiliyorlar belki falan. Öyle bir dezavantajları vardı. Onu küçük odalar yapıp ayırdık. Herkes kendine has bir odaya sahip oluyor bu şekilde. Az sayıda hizmetçi. Yani çok az sayıda hizmetçiydi. Çok sayı bu sarayda sayıları bir elin parmağını geçmeyen hizmetçiler misafirlerin taleplerini karşılamaya çalışmaktan bitap düşmüş haldeden şeye geçirdik. Az sayıda hizmetçiye getirdik. Bu sarayda hizmetçiler asgari şartları sağlamak adına ellerinden geleni yapıyorlar. Yani hem bu şeyimizi arttırıyor, görkem seviyesimizi arttırıyor, seviyemizi arttırıyor. Hem de saray mensuplarımızın daha iyi hizmet alıp bizim prestij kazanmamıza sebep oluyor. Bu da böyle bir bilgi. Eş sayım çok azmış. Alalım eş. Şu anki eşim bu arada çok iyi ya. Daha doğrusu çocuğumun nişanlısı. Artık bir dahi bir sultan gelir ya bize yakında. Zor, alamayız. Okey, madem şeyimiz var, askerlerimizi geliştirelim. Daha fazla asker elde edelim. Okçu birliğimiz. Kargılarımız. Okey. Harcadık, prestij kazanmıyoruz şu an bu arada. Yalnız bir de level attayım da şu artık şu bilgini alayım ya. Bilgine bir tane şey kalmış, bir sene kalmış. Onu da alalım yani, arttıralım. Ama ben nasıl şu kültürümü değiştireceğim bilmiyorum ya. Bak bunu unuttum daha doğrusu. Yani nereye basacağım bile unuttum. Oluşturalım. Bunu da şeye verelim. Şu adama verelim dur. Ben sana ünvan veriyorum. Ulan vallahi var ya bayağı şey oldun ha. Peki harcım gitti. Geri alacağım onu. Murat geldi. Tamam. Var ya, çocuk yap da. Gerçi şey ölürse bana kalıyor. Sana daha ne yapayım be? Seni şey yaptım be. Yani vasalım dük yaptım seni. Şimdi bir dakika hemen şunu bir geçemiyoruz oraya. Okey. İyi niyet. İyi niyetli diyelim. Çünkü şeye gideceğim. Vasal teklifi kabul etme durumunu artı 25 puanı şey yapan gerçek hükümdara gitmeliyim. Savaşsız çünkü almaya çalışacağım. Mesela bunu savaşsız alabilir miyim bilmiyorum. Alamam. Çünkü farklı mezhep diyor. Bejava'ya teklif etsem vasallık 151. Farklı mezhep. Allah hepsi farklı mezhep ya. Sokacağım artık ha. İbadiymiş bunlar. Eşari, İbadi. Bunların hepsi şey.
Neyse, topraklarımızla bir ilgilenelim. Kültürü geliştiriliyor. Din değiştiriyoruz. Ve kontlukta şey alıyoruz. Okey, kontrol arttırıyoruz. Şu an oldukça iyi. Irsi özelliği olan birilerini almaya çalışalım şeyimize. Bu ne? Dinç. Güzel kızı varmış bir tane burada. Allah Allah. Kastilyalı. Alırım. Hiç kaçırmam. Gel bakalım. Alırım Kastilyalı, Avrupalı güzel kız. Kaçar mı? Hiç kaçmaz arkadaşlar. Kaçırmam. Ama şu örtü gitsin ya. Ben bu örtüyü sevmiyorum ya. Şu başlık değişsin yani. Daha sade bir şey yok mu ya? Halka taş taksın işte ha. Bunlar da halka taş taksın. Sen de halka taş tak. Sen de göt altına Allah. gittin, ben de göt Ulan altına Tansel. gittim. Hep berabersin. Tansel, 11 buçuğa doğru geliyorsun. Fark etmiyorum sanma. Halka taş taksın ya benim eşlerim. Hepsi eşit olsun bari. Bu benim favori karım. Bana niye küsüyorsun oğlum? Sen kendine küsmen lazım. Halka taç. De buna güzel bir saç verelim dur. Neyse saçını boyamaya orijinal kalsın. Ben almadı aslında. Şöyle bir güzel Avrupalı bir kadına ihtiyacımız vardı ama onu söyleyeyim size. Onu söylemeliyim. Neyse devam. Emir Yanlı ile Emir Yanlı ile müttefik olalım. Koruyalım oğlumuzu. Oğlum gayet güzel ekran görüntüsü attım kapı gibi. Mis gibi attım ekran görüntüsü. Çıkmadı sana ne yapayım? Şansına küs. Benim hiçbir suçum yok. İlerlemem durdu bu arada ya. Bu ne durumda? Tamam ben savaş açsam. 5000 askerim var zor. Yakubiye savaş. Abi bunlar çok müttefi var bunların ya. Başka yerde açamıyorum ki savaş. Hazmi. Burada... Abi hepsi birbiriyle şey. Şu an ilerleyemiyorum. Neyse para biriktirelim bari. Ne yapalım? Oğlum Discord'a screenshot attım ya çekiliş sonucunu. Aa silahımız varmış. Takalım. Stres bir artı bir dibini sıyır ne ya? Kızım oldu. Güzel. Lunia olsun. Dibini sıyır. Rastgele bir sahip pozisyonuna alt tabakadan biri bulunacak. Kraliyet sarayım ülkenin refahını sağlamak için mühim saray pozisyonunda olacak kişilerden yoksun. Okey öyle yapalım. Allah Allah tipe bak tipe. Bu ne lan? Ha? Allah'ım ya. Vay be. Yemin ediyorum karizmaya bak ya. Oğlum o an dedim ya sana. Discord'a atıyorum çekici sonucunu ekran görüntüsünü alın bakın diye. Aç Discord'u gör lan. Sen benim hakkımı yiyorsun. Tansel hakkımı yiyorsun. Biz her şeyi düşünüyoruz. Yiğidim merak etme. Şimdi saray pozisyonlarım boşta. Bu nedenle sarayıma birilerini almam lazım. Ama o kadar saray mensubum yok aynı zamanda. Yani çok şey yapan. O yüzden halktan birilerini almaya çalışacağım da bu çok piç ya. Bu çok sinsi geldi bana.
Bak nasıl bakıyor bak alta alta. Şeytan gibi bakıyor. Gollum gibi bakıyor bak. Hunyan genelinde yapılan çalışmalarından huzuruma Wattas çıkarıldı. Karşımda sanki Allah'ın huzuruna çıkmış gibi korku dolu gözlerle bakan, sıra dışı bir görünüşe sahip olan bir adam duruyor. Belli ki doğumu esnasında bir şeyler ters gitmiş ve sürekli bir şekilde Hunyan ailesi tarafından dışlanmış. Tüm bu olumsuzluklara rağmen kendisi adamlarıyla sayısız yağmaya ve sokak kavgasına karışmış gerçek bir lider. Ya değil ya, çelimsiz oğlum bu, eksi bir, eksi şey. Yo, o çekiliş olmadı. Bugün çekiliş yapmayabilirim. Kimse yoktu. Sokak arasında çamura bulanmış halde anlamsız kavgalara geçmekte temiz kıyafetler kuşanıp sarayıma katılmalı. Yo, oğlum ekran görüntüsü var, attım Discord'da duruyor hala. Ben Wattas'ı alamam çünkü çok bir şey yok ya. Cellat olur, cüce cellatım olsun yani. Saray görkemi kazanmak adına bunu şey yaptım. Bak görüyor musun? Bu saate kadar kim bilir hangi yayıncının yayında takılıyordu. Terbiyesiz herif geliyor buraya yayın istiyor bizden. Artık şunlara girelim ya. Sen gel artık. Madem şey yapmıyorsun. Pontuk Fethi olarak. Geleceğiz sana şey yapacağız artık. Çok kaşındın artık. He ya, gördüm onu, ne kadar saçma. Ne oluyor diye baktım. Kız akıllı abi. İnsanlar zamanla çok değişiyor. Bazen en yakınlarımız tanımadığımız insanlara dönüşüyor. Emirler emiri Hasan diye cümlesine başladı üvey erkek kardeşim. Üzgünlüğü görmezden gözlerine okunuyor. Aramızdaki dostluk sonra... Ya sen çok da sikimdesin sanki ya. Haydır oğlum. Tek yolu bu. Oğlum sen benim... Bak ben bu kardeşime tam oldum. Tamam mı? Müttefikten de çıkartamıyorum bunu. Nasıl, niye çıkartamıyorsam artık. Ünvan talep etsem. Allah ne diyeyim, bir şey diyemiyorum. Sen sanıyorum onu izliyordun. Tansel izle, sen izle. Gözün gönlün açılsın, izle biraz. Kazancım düştü bu arada. Para kazanamıyorum ve stresim yüksek. Kendimi kırbaçlayarak stresimi azaltabilirim ama kırbaçlamayacağım yani. Ani bir ölüm yaşamak istemiyorum. Çünkü zaten şeylerimiz çok hızlı şekilde öldü. Babamız falan. Emler Emir Yanlı. Yani bize gelen sayısı rezil oluruz eşe dosta. Eser ele geçirildi, güzel güzel sopa. Okey. Gel sarayıma gel. Gel sarayıma. Sana şey vereceğim. Bu toprağı vereceğim sana. Sarayıma gel kız. Vereceğim sana toprağı. Madem senin hakkın bu. Din değiştir önce. Önce bir de din değiştir. Gel bizim şeyimize. Dansel senden bir ürküyorum ya. Veremiyor muyum? Toprağa.
Sadece erkeklere verebiliyorum. Ha. Ulan boşa verdin 25 altını ya. Bizim şeyimiz ölüyor bu arada. Erkek kardeşimiz ölüyor. Onun oğluna geçecek şey. Emirlik. Bunu kime versem ya? Aramın iyi olduğu idaresi yüksek birilerine vermeliyim. Ne uçuk. Hırsi. Özellikler. Özellik yok mu oğlum burada? Sen fena adam değilsin de. Senin dinini değiştirmemiz lazım. Neyse. Dangaskan kan görüşürüz. Teşekkür ederim. Sana da iyi geceler. Karakterimi yeğenine vereyim. Ne yapayım ya? Al çocuğum. Şeyh Said'i Emir Sultan adlı kişinin vasalı olarak yolladım. Abi o para işlerde nereye kadar oyun oynayacaksın? Gel sen. Oğlum sanıyorum o kız çok absürt güzel bir kız herhalde. Yani bir ameliyatı falan var mı bilmiyorum ama. Yani izlenir yani normal. İster istemez çünkü karşına çıkıyor yani. Ha ben hani izlemiyorum etmiyorum da demiyorum. Ama izlenmesi normal. Valla sıkıştım nereye ilerleyeceğimi şaşırdım ya. Şu an bekliyorum yani çoğunlukta. Onu fiziği nasıl benzeteceğim fiziği? Oğlum Emir Yanlu. İbn Hasan. İle birlikte basit bir suçtan idam edilişiniz diyoruz. Kendisine ne düşündüğünü soruyorum. Yanlı hayatta asla unutmayı, yutmayacağını, lokmayı ağzına almaman gerektiğini öğrendiğini söylüyor. İhtiyatlı. İhtiyatlı iyidir. Güzel. Aferin çocuğum. Aferin çocuğum. İnşaatlara devam ayrıca. Var mı inşaat yapabileceğim bir şeyler? Mülklerime bakayım. Bina inşa edilebilir, edilsin. Sağus'ta buraya şey yapalım. Savaş kampları yapalım. Allah, ne oluyor dedim lan. Kusursuz hane. Eşiniz mükemmel idare becerisiyle beklenmedik bu sonucu mümkün kıldı. Eşimiz ama gidici sanırım ya. Çok güzel şey eşimiz vardı hani özelliği falan yüksek bir eşimiz vardı. Maalesef pek iyi değil gibi gözüküyor. Umarım iyi olur. Cömert Diyanaba. O Cömert Diyanaba tekrar gelmiş. Cömert Diyanaba ne oldu sana ya? Garip bir şey olmuşsun ya. Çok param vardı. Geçtiğimiz birkaç yıldır Nian Yagumu Diyanaba kutsal olduğunu söyledi. Bir bölge gene geldi. Tamam. Bunu yaşadık bunu daha önce. 50 altın ver bana. Çok da fifi. Sen nerenin şeysin ya? Şefisin. Ebesinin öğrekesinde bir şefsin. Gana'ya ait. Kardeşim bizim ticari yatırıma fikrine ihtiyacımız yok ya. Bundan çok ittifa var ya. Yani bu savaşa girersem hem 750 şey var. Biraz hızlandırıyorum oyun çünkü yapacağım bir şey yok şu an burada. Kitlendik yani. Kaçıncı şeydeyiz bu arada? Sıradayız. Dünyada 39. sıradayız. Emir, erkek kardeşim.
Huzuruma çıksın diyorum. Evet, erkek kardeşim bana şey yaptı. Para verdi sağ olsun. Şu an ihtişam seviyemiz önemsiz. Ansel görüşürüz, sağ ol. Ne oluyor lan, yine savaş mı açtınız siz? Nereye savaş açıyorsun? Aa, yukarıda bir kontluk için. O zaman bu da savaşıyordur. Aslında var ya, zamanı bu mu acaba ya? Bu da bayağı bir, çünkü savaş çıkmış. Şu an ben burayı öttürebilir miyim acaba diye düşünüyorum. Şurayı. Bence öttürürüm ya. Ha? Boyun eğdirme değil de. Düktük için kutsal savaş desek. Bence olur. Bence tam sırası. Hiç de mantıksız değil. Biraz arkadan vuralım. Yürü abi başkente. Terbiyesize bak. Ulan olaya bak ya. Adam direkt başkentimi kuşatmaya başladı lan. 7 ayda biz varabilir miyiz oraya acaba? Hadi bakalım. Orada ordusu ne işi varmış ya onun? 6 ay içine varacak. Ucu ucuna yetişeceğiz sanırım. Hatta bunu ikiye mi bölsem? Neyse. İberya 738 yılında Emevi güçleri Tours'a giderken yolda Franklara yenilmişti. Muharebe kazansaydı tüm Avrupa Müslüman kontrolünce olacaktı. Al da da. Okey, bak görüyor musun? Ya olacak iş değil ya. Bütün konseylerin de ölmüş bu arada, yani helal olsun. Ulan orada bunların ne ordusu var, ne olabilir ya, cidden enteresan ya. 50 gün içine varacakmış. 42 gün içine bitti, kuşatmayı kaybediyoruz burada. Abi inanılır gibi 280 ordu kişiyle nasıl bu kuşatmayı kazanabiliyor ya? Bak kızım falan esir alınmış bak. Ah. Heh, amına koduğum seni, dur. Ben sana yapacağımı biliyorum, dur. Heh, bir de idam ettim seni. Hadi bakayım yallah. Seni de idam edeyim. Seni de idam ettim. Savaş sürüsün hiç önemli değil. Kökünüzü kurutacağım sizin. Ya adam yukarıdan gelmedi ki, aşağıdan geldi. Emevi de başkasıyla savaşıyorken bu arada fırsattan istifade ettim. Şimdi aşağı tekrar. Buyurunuz. Daha içeride bir yerde şey yapamıyorum ya maalesef. Çünkü şeye ait, kardeşime ait buradaki. Marrakeş Emirliği güzel olurdu. Ya stresim de artıp duruyor. Sokacağım artık ya. Üf.
Savaşı normalde bitirmeliydim ama bitirmedim bilerek. Çünkü o piçleri asmam gerekiyordu. Bana savaş açmışlardı bu arada. Casusbaşı Beatrice son raporunda sunarken bir an duraksadı. Konseyimdeki vekiller hakkında bilmem gereken bir şeyler olduğunu söyledi. Dinsizmiş bizim vekiller. Yukarıda başkentimi kuşat. Aa bak geliyor mu? Emeviler gelmeye başladı. Hadi bakalım. Emevilerin savaşı mı bitti ya yukarıda? Evet, savaşları bitince bana dönmeye başlamışlar. Neyse dur bakalım. İstihkam komutanımız yok. Okey, savaş bitti. Okey, güzel. Aldık. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun diyoruz. Agaza düktüğü. Düklük kurmayacağım. Burayı birisine vermeliyim. Abdullah İbn Hasan'a veriyorum ki biraz kassın kendini. Ya yanlış kişiye verdim. Sen kimsin ki ben sana veriyorum bunu? İnanılır gibi değil ya, neyse. Şerefsizin tekine şeyi verdik. Oğluma verecektim şeyimi. Kızım oldu. Dürüye'min güğümleri alaydı. Oğlum bak ben bu Marakeş emiriyle şey olmak istemiyorum artık. İttifak olmak istemiyorum ya, zorla mı? Allah Allah. Takaza düktüğünü oğluma vereceğim oluşturup. Oğlum takaza dükü olacak. Neyse oğlum. Hı. Ya bakalım. Takas emiri oldu. Evet. Biraz şey yapsın. Kendisi şey kassın biraz. Nedir o? Tecrübelensin. Bol bol. Abdullah Reşit oldu. Servet mimarı. Bak görüyor musun? Nişanlısı ölecek anasını satayım. Siz. Allah ya. Evet, neredeyse biz bu Emeviler kadar iyi olduk ya. Büyüdük yani. Şimdi askerimizi geliştirelim. Askerlerimizi geliştirelim. Yap abi. Okçu bas. Oh. Oh. Hayvan gibi şey yaptık. Ordu bastık gene. Asker bastık. Gelsin ordu sayımız. Düzenli ordu olması iyi. Mimari uzmanlık. Şunda aşk yaşamak istiyorum ya. Yetersiz beslenmiş olduğunuz. Bunu baştan çıkartalım. Çıkartamıyoruz. Niye? Kadınlar ilgimi çekmiyor. Haydi. Biz gay miyiz lan? Bunu cadı yapsam. Cadı yapmakla ne olacak ki? Hediye göndereyim sana. Allah Allah, öyle mi? De yapalım. Gerçi biz de aynısını giyiniyoruz ama. Ne gerekirse savaşırım ya. Moda tartışması. Saatlerde düzgün giyim ve görünüş üzerine tartışıyoruz. El kollarımız hiddetle birbirimizi sallarken çok az kişinin duyduğu antik saray kanunlarından bahsediyoruz. Günün sonunda kanunları ihlalinin ben olduğumu fark ediyorum. Ulan Emre, sen yüzünden yaşadığımız senaryoya bak, Allah kahretsin ya. Ulan Emre. Puh, yazıklar olsun. Ağzımıza sıçtın ya.
Kale muhafızları ve sisler beni iç çamaşırlarıma kadar soyduktan sonra durmadıklarını fark ettiğimde utancımdan kıpkırmızı oluyorum. Tüm sarayın beni andan doğma halime görmesinin ardından iki bacağım arasında onurumun ortamından kaçmaya çalışıyorum. Ulan Emre, bitirdin bizi be. Yazıklar olsun sana. Ağzımıza sıçtın valla. İyice sıçtık valla. Sabırsız, kolay güvenen, cana yakın. İnşallah doğru seçmişimdir. Evet, güzel. Emre, bizi bitirdin ya. Hem stresimiz arttı hem eksi bilmem kaç şey yedik ya. Süs güzel sopa at. Oğlum tamam işte, koysana. Ha, tahmin etmem lazım bunu. Oğlum koysana. Koy ulan. Abi niye koymuyor ya? Kardeş niye koymuyorsun? Hayırdır? Ne oluyoruz? Ya. Yalnız ben kendim kıyafetimi falan nasıl belirlemeliyim onu anlamadım. Yani o olayı merak ediyorum. Yani zırhım mı değil? Abi niye koyulmuyor? Bak başlarım ama. Niye koyamıyorum ya? Sikerim böyle işi, bak sinirim bozuldu. Bunun yan eğlencesi. Tüm akşam boyunca eğlendikten sonra Emre Beatriz ile okuma yapmayı önerdi. Ay. Stresimiz, her şeyde stresimiz artıyor yani. Bu çok zorluyor ya adamı. Yeni bir çeviri. Bir şeyleri öğrenme isteğim, öğrenmek için verdiğim çabalar bana hiçbir şey bilmediğimi fark ettiriyor. Çağlar boyunca kitaplar eskiyip diller unutuldukça ne bilgiler kaybolmuştur kim bilir. Belki de klasik eserlerden birisinin çevirisini yapsam bilim dünyasına bir katkım dokunur. Valla bizim çünkü sarayımız çok iyi değil şu an. Görkem seviyesi 3. Kültür nasıl değiştiriyoruz Emre? Daha 2 saat önce sordum sana da sen burada değildin muhtemelen. Abi ne oluyoruz ya? Emirler Emiri Hasan 44 yaşında ebediyete intikal etti. Kendisi kırıp başlanmaktan kaynaklanan sorunlar sebebiyle hayatını kaybetti. Ziyafetlerden, aşırılıktan her zaman kaçınan biri olarak Türklerin kendisini ele geçirmesine izin vermedi. Emirler Emiri Abdullah tahta geçiyor. Sessiz biri olduğu için çoğu kişi onun diplomaside iyi olmasını bekliyor. 17 yaşında tahta geçiyoruz bakalım. Çok erken ölüyor ya şeylerimiz. Babamız falan.
Şan odağından gideceğim çünkü şan odağına ihtiyacım var. Şu kadını alacağım şeye. İkinci eş olarak alacağım. Ya da almasam mı? Burası neymiş? Kültür. Bu tür kültürüm. Ben Endülüs'e geçmek isterdim de neyse artık. Aslında çoğu da bitmiş ya neredeyse. Evet sayın arkadaşlar. 8. bölümü de bu şekilde sonlandırıyoruz. Sayın YouTube. Böyle bir şey yaşadık maalesef. Olumsuzluk yaşadık. Aynı zamanda canlı yayını da sonlandırıyorum. Çünkü gelen yok, izleyen yok şu an. İki kişi bakıyor. Crusader Kings 3'te de böyle 4 saatlik canlı yayına da çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Saat de 12'ye geldi zaten. Yarın Prison Architect oynayacağım. Beklerim Emre. O yüzden yarın görüşürüz diyelim. Sayın YouTube'da bekleriz efendim canlı yayınlarımıza. Var mı bir şey arkadaşlar? Çünkü çok kritik bir yerde bitti şu an. Gökay merhaba hoş geldin. Çok kritik bir yerde sonlandı. Çok erken öldük yani 44 yaşında öldük. Doğal sebeplerden dolayı. Ben de tam yayını kapatıyordum Gökhan. Baya bir karıştı ortalık. Evet sayın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. İyi geceler diliyorum. YouTube'daki arkadaşlarımıza daha sonra izleyecek kişilere de. Yayındakilere de. Sağ olun var olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi geceler diliyorum. Emre yarın görüşürüz. Gökay yarın Prison Architect oynayacağız. Gelirsen senle de görüşürüz. Görüşürüz sayın arkadaşlar. Hoşçakalın.